Şimdi bak Hamit, bir Feryal'dan sorduk, sokağa gittik. Senden de bir soralım, sokağa da Tamam. değerlendirelim. Böyle şeyler Sonra nameye döneceğiz dönüşünde ama. bu Evet ama Cavidan tamam, bunu nameye değinelim. yazıyorum. Ben Evet. de bunu açıklamak zorunda kaldım ama Biz yapmam cin gibi gerekirdi. konuklar Unuttum bunu. unutmuyoruz. Yazdım bile Soruları zaten. unutmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi seyirci sokakta da sorduk. Sen oyuncusun, usta bir oyuncusun. Estağfurullah. Ama oyunculuğundan bazen bir şeyler öğrenip de hiç oldu mu hayatında da rola giresen? Bak doğru söyleyeyim. Yani ne var? Yani mesela sadece yani gerçek hayatındaki rola girdin mi? Giriyor hocam, girmez mi insan? Söyle bize. Ama hayat hep rollerden ibaret. Yani rol yapay bir süreç gibi algılarsak Yani iki yüzlü oyunculuk olurum. korkunç mu yani? Hay iki yüzlü değilim, rol yapıyorum zaten. Aha. Yani roller niye iki yüzlülük olarak algılansın ki? Herkes rol yapıyor. Anne rolü, baba rolü, işte iş yerinde efendi çalışan rolü, işte bilmem ne falan. Herkes rol yani. Oradan gidiyor. Ah diye bir patron yani yayılmıyor mu? Ama aslında kastım Ama buydu. Yani olmayan şeyi göstermek. Ama bunun aa, niyeti yok. güzel de olabilir, olmuyor Şöyle. da. Ama olmadığın şeyi roldan ilham alıp da hayatında bunu nasıl yansıttığın Hocam oldu mu? iki yüzlülük kabul ederim, böyle bir şeyi yapamam. Ama şunu yapabilirim. Ha. Bir durum karşısında yapacak bir şey bulamadığımda bir şekil Evet. geliştirmem İşte gerekir. o O önemli. şekil geliştirmem gerektiğinde olabildiği kadar stabil, olabildiği kadar dingin, duru hale gelirim. O da dışarıdan çeşitli yorumlanabilir. Ama sana her yerden bakan başka türlü yorumlar. Kibirli bulabilir, işte ne bileyim çok derviş gibi bulabilir. Tabii. Ki genelde öyle görülüyor. Bir de hoca rolü var. Ben en çok onu oynuyorum. Bir de işin de gereği Yani maşallah. tamam da ama işte öğrencimin dedesi de bana hoca diyor. Evet. Ne yapacağım ben, orada çıkışım yok. Dedeye elini öpmem gerektiğini düşündüm mü? Hocam estağfurullah diyor. Haydi buyur. Ben ne zaman hoca oldum sana? O tabii bir makama layık görüyor. Bu sefer sen hoca rolü oynamaya başlıyorsun. Aslında gel Hamit böyle de Taşıyorsun. bir düşünelim. Biraz gitsek de hani batinliğe. Gidelim. Ve aslında rol oynamak ben şeye de bağlıyorum bazen. Sırlı olmaya. Hani ben bunu düşünüyorum. İnsan ne kadar şuuru çoğaldıkça sırrı daha çoğalır. Çünkü insanın şuuru çoğaldıkça çok şeyleri kayıp hazinesinden öğrenebiliyorsun. Yani daldığın zaman yani fikir hani burada hani bir şey diyor düşünce diyorlar ya düşünce aslında fikir etmek değil. Fikir etmez veriler üzerinden de. Aslında bunları yaptığın zaman, bir şeyler elde ettiğin zaman bunu herkesle paylaşamazsın. Çünkü elde ettiğin değer, ki ona sır diyoruz. Paylaşamadığın için ne yapacaksan herkesin şuuru derecesinde. Aslında biz de Açığa rol oynuyoruz. çıkartacaksın. Tabii Değil tabii mi? tabii. Yani biz eğer bir şeyler hayattan fahmetmişiz, idrak etmişiz ve onda biz de rol oynuyoruz. Ve bu pozitif bir Tabii. yaklaşımdı. O yüzden söyledim. Eğer Evet. ikiyüzlülükten bahsetmeyeceksek rol oynuyorum zaten. Evet, Oynamaz evet. mıyım? Ama sizin dediğiniz çok güzel. Yani bu bir sır aslında. Evet. O sırrı açığa çıkartmak Evet, gerekiyor. onu nasıl saklamak, Evet. nasıl açığa çıkarmak, O miktar olarak kime ne kadar tabii tabii vermekten. şarkıyla, yani siz bir şarkı söylüyorsunuz, bir türkü dile getiriyorsunuz. Hatta enstrüman ile koşuyorsunuz ama ondan kimin hangi sırrı bulacağını bilemeyiz ki. Evet. O boşluğa yazılmış tanrısal bir kelam gibi duruyor. Oradan kim ne duyacak? İşte kelimeler ortada ama anlamlar nerede? Şimdi gidelim Hadi gidelim. sokağımıza. Gidelim. Bakalım ki halkımız bu konuya. Tabii onları çok sıkıştırmıyoruz da falan, Yok, yani felsefe estağfurullah. falan ama keyifli şeyler oluyor. Bazen bir şeyler soruyorsun, çok değişik bir Hiç cevaplar beklemediğin alıyorsun. Evet, cevaplar geliyor. beklemedim. Gidelim. Ben hiç rol yapmadım. 23 yaşında eşimi kaybettim. 6 tane çocuk büyüttüm, evlendirdim. Şimdi resim yapıyorum 15 senedir. Onlarla oyalanıyorum, şiir yazıyorum. 1000 tane şiirim var. Gerçek hayatta hiç role girdiniz mi? Hayır. Evet. Bazen olmadığım kişi olmaya çalışıyorum. Bazen olduğum kişi olmaya çalışıyorum. Role. Evet. Girmeyen var mı ya? Mutlaka girdik. Gerçek hayatta hiç role girdiniz mi? Tabii şu an yaşıyorum zaten. Evlilik merhabesindeyim hanımefendi. Role değil de odaklandığım şeyler oldu. Öyle diyebilirim. Çok istediğim şeyleri mesela elde etmek için o şeye yöneldiğim, odaklandığım oldu. Öyle diyeyim size. Yaptım tabii. Yaptım. Anlatır mısınız? Yani rol yaptım. Bazen oluyor öyle şeyler. Yani rol yapıyorsunuz. Ama çok değil yani. Ben genelde tabii bir insanımdır.
Gerçek hayatınızda hiç role girdiniz mi? Tabii evet. Seviyorum da. Hoşuma gidiyor. Bazen o rolleri yaşamak evet güzel olabiliyor. Yani ben bu zamana kadar kendi hayatımda istemediğim her şeyin başrolünü oynadığım için her rolü oynuyoruz diyebiliriz. Girdim. Nasıl bir rol? Her türlü role girdim. Zaten roldür hayatım. Öyle düşünüyorum. Hep hayatımız duruyor.